Merhaba arkadaşlar. YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bu kanalı daha yeni açtık. İlk videomuz olacak. Burada Amerikan Amstaff köpeklerinin eğitim şekilleri, daha doğrusu neler öğrenebildiklerini göstermek için açtığım bir kanal. Doris şu an 3 gün sonra 1 yaşına girecek. Daha bebek sayılır. Her köpek gibi oynama merakı çok yüksek. Çok zeki bir köpek. Şu anda öğretebildiklerimi göstereceğim yavaş yavaş zaten. Kanal boyunca top oynamaya bayılıyor. Doris. Kum. Kum Doris. Kum. Venta. Doris. Venta. 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 Venta Doris. Amstaff köpeklerinin özelliklerinden bir tanesi de odaklanmaya bayılıyorlar. Şu an topa odaklanmış durumda. Vuruyormuş gibi yapıp refleksine bakacağız. Hala bekliyor. Venta Doris. Kom. Hem tabi olun. Doris. Doris hem tabi olun. Doris. Var şu kut. Var şu kut. Var şu kut Doris. Kom. 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 Özellikle köpekle iletişim kurmak istiyorsanız onu anlamanız gerekiyor. Neler sevip neler sevmediğine dikkat etmeniz gerekiyor. Köpeğinizin üstün Amstaff köpeklerinin en büyük özelliklerinden bir tanesi dominant olmaları. Yani kendini lider olarak ortama sezdirmeye çalışıyorlar. Bu bir özellik. Tabii sahibinin daha dominant olması gerekiyor. O yüzden her dakika sevgi köpeği değil de gereken bir şekilde sevgi gösterildiğinde daha bir anlaşılır olur sevginiz. Yavaş yavaş videoları da tabii ki farklı farklı yerlere geleceğiz. Şu an biz İsveç'te yaşıyoruz. Bu yüzden hava durumları kritik. Havalar soğuk. Şurada bir park alanımız var. Doris'in kaydıraktan kayma olayı var. Bayılıyor. Tabii o işe. Doris. Doris. Doris kum. Doris. Doris. Şu an bir kemik, kemik savaşı içinde. Doris. Ne kadar odaklansa da gözü hep topta. O yüzden hiçbir şey değişmeyecek. Kafayı çeviriyor direkt topa doğru zaten. Kemik ve aslında işi yok. Çok soğuk olduğu zamanlar normalde Doris bahçede yaşıyor. Kendi kulübesi var ama soğuk olduğunu tabii ki evde bizimle yaşıyor. Evde de kendi yeri var. Serbest kalıyor evde. Bunu ilerleyen zamanda zaten görürsünüz. Amacımız şu an yani bir 15 metre iple alanı tanıması. Buraya geleli daha bir ay olmadı. Çünkü burada yaban hayvanları çok. Geyiklerden tutun yaban domuzlarına kadar tilkiler var. Serbest bıraktığında daha tanımadığı bir çevrede zarar görme ihtimali de yüksek. Ya da zarar verme ihtimali de yüksek. Bu yüzden şimdilik
alanı tanıması için bağlı tutuluyor dışarıdayken. Evdeyken serbest. Neyse, ilk videoyu çok fazla uzun tutmak istemiyorum. Danışma amaçlıydı bu. Gelecek bir sonraki videolar eğitim üstüne olacak, tanıma üstüne olacak. Güzel videolar çekeceğimize inanıyorum. Şimdiden sevgilerle. Eğer kanalımıza abone olursanız takip etmeniz daha kolay olur. Bilgi almak isteyen, tecrübelerini paylaşmak isteyen olursa her zaman yorumları ve şeyleri takip edeceğiz, mailleri. Şimdiden teşekkürler. Doris. Doris. Kom. Kom Doris. Doris kom. Kom. Kom 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 kom.